başka bir tarafta nesesin? Deli misin divane, mi sevdiğim? Ah beni beni. Her gün başka bir tarafta nesesin? Deli misin divane, mi sevdiğim? Ah beni beni. Benden ayrı gezersin, deli misin divane, mi sevdiğim? Ne dedim ki benden ayrı gezersin, deli misin divane, mi sevdiğim? Birazdan alacağım zaten. Abi oradan fotoğrafta sıkıntı olur. Bu tarafa koyalım. Buradan alacaklar ya. Yüzüne gelir. İşlenmiş bir fuar. Ve tabii ki de 16, 17, 18, 19 Aralık 2023 tarım, hayvancılık ve gıdanın kalbi Nazilli'de atacak. Nazilli Tarım Hayvancılık Gıda Fuarı'na tekrar hoş geldiniz. Fuarımız Nazilli Kaymakamlığı, Nazilli Belediyesi, Nazilli Ticaret Odası, Nazilli Ticaret Borsası, Nazilli Ziraat Odası ve KOSGİT destekleriyle gerçekleşiyor. Kapsamlı olup fuarımızın tüm alanlarda ve çeşitli ürünlerle geniş katılımlı olması da özel gösterilmiştir. Buradaki amaç hem ürünlerin hem de firmaların ürettiği. Geçen yıl 60'a yakın firmamızı misafir etmiştik. Sunucu hanımefendi 65 dedi, evet doğru bilgi oydu. Ama son gece katılma isteğinde bulunan firmalara da cevapsız bırakmadık. 70'in üzerinde katılımcımız çıktı. Bugün gece saat 23'ten sonra iki firmamız da şu anda aramıza katılacaklar. İnşallah bu mutluluğu da hepimiz hep birlikte tekrar yaşayacağımızı düşünüyor. Bereketli ve hayırlı bir fuar diliyorum. Sağ olun, var olun. Ben KOSGİT adına birkaç bir şey söylemek istiyorum. Biz yerelde üretilen bu katma değerin, bu vizyonun önce ulusal düzeyde, sonra uluslararası düzeyde farkındalık yaratılmasını çok önemsiyoruz. KOSGİT olarak destek programları kapsamında da bunu destekliyoruz. Hemen hemen her katılımcı burada KOSGİT desteğiyle yer almakta. Bunu da önemsiyoruz. KOSGİT de bunun hakkında bir farkındalık yaratmaya çalışıyor. Buradan Sayın Bakanımızın geçen hafta duyurusunu yaptığı bir konuyu da tekrar dile getirmek istiyorum. Bu güzel gün vesilesiyle bu güzel haberi size vermeyi bir borç biliyorum. Sayın Bakanımız geçen hafta Yeşil Sanayi Destek Programı'nı duyurdu. Bu Yeşil Sanayi Destek Programı kapsamında imalatçılarımıza, bilgi ve teknoloji üreten KOBİ'lerimize 14 milyon liraya kadar güneş enerji sistemleri kurulumu için destek veriyoruz. Geri ödemeli olarak verdiğimiz bu destek bütün imalatçılarımıza, bilgi ve teknoloji üreten firmalarımızın enerji maliyetlerindeki yüksek fiyattan ötürü kaybettiği rekabet gücünü geri kazandırması amacıyla veriliyor. Bunu da çok kıymetli buluyoruz. Başvurularınızı bekliyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Özellikle de sayın çiftçilerin burada olmanızdan, sizlerle birlikte olmaktan gurur duyuyoruz. Böyle bir fuarda, Nazilli'mizde olmaktan. Birlikte mutluyuz. Ben Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu olarak son 10 yılda biz Aydın'da faaliyet gösteriyoruz. Ülkemizdeki 42 ilde konuşlanan kurumlardan, illerden birisi de Aydın. Bu yeni dönemde İPART 3 ile birlikte biz AB desteği veriyoruz. 81 ile yaygınlaşacağız. Muğla'da da bizim koordinasyonumuzda olacak bir TKBK ofisi açılıyor. Artık Aydın'ımızda şimdiye kadar 216 proje kazandırdık. 488 milyon TL tutarında yatırım sağlandı. Bu AB desteklerinden mutlaka yararlanmanızı yeni dönemde daha fazla istiyoruz. Sürekli biz sahadayız aktif olarak. 13. çağrımızda ilk defa Aydın'da 5. sıraya yükseldik. En çok proje alan illerden ortalama 30. oluyorduk. İlk defa 5. sıraya yükseldik. Hep beraber daha iyi melenerek umuyorum ki sizlerin
de desteğiyle yeni yeni yatırımları Aydın'a kazandırmış olacağız. Ben hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle Aydın'da, Aydın'ın Nazilli'nin markasını ortaya karan inovatif, yeşil, sürdürülebilir yatırımları, gıda yatırımlarını, tarım yatırımlarını, hayvancılık yatırımlarını desteklemeye biz açığız. Yeni dönemde yatırımlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki çağrımızda Şubat ayında hazırlıklarınız için lütfen bizim Aydın merkezdeki Denizli Karayolu üzerindeki ofisimize uğrayın. Hepinizi bekliyorum. Tekrar tarım fuarımız tüm çiftçilerimize, tüm üreticilerimize hayırlı olsun diliyorum. Nazilli çiftçimizin tarımdaki yenilikleri görebilmesi için az fuarcının öncülüğünde tarım ve hayvancılık fuarımızı siz değerli çiftçilerimizle buluşturmanın gururu içerisindeyiz. Fuarımız geniş kapsamlı olup fuarımızın tüm alanlarda ve çeşitli ürünlerle geniş katılımlı olmasına özen gösterilmiştir. Buradaki amaç hem ürünlerin hem de firmaların ürettiği ekipmanların tanıtılmasıdır. Ayrıca asıl amaç yöremizdeki üreticilerimize bu ekipmanları tanıtmak, bu teknolojilerden yararlanmaları sağlamaktır. Ayrıca Nazilli ile bütünleşen incir, zeytin, zeytinyağı, kestane, portakal, nar ve buna benzer ürünlerin tanıtılması ve üreticilerimizin pazarlama yolunun açılmasını sağlamaktır. Bu sebeple Nazilli Ziraat Odası olarak çiftçimize daha iyi hizmet vermek için uygun fiyatlarla fidan, tohum ve gübre satışlarımıza başlamıştır. Şirketimiz Nazilli çiftçimize hayırlı olsun. Tarım fuarını destek veren Sayın Kaymakamıma, Belediye Başkanımıza, değerli Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve Aydın Ziraat Odası Başkanlarımıza teşekkürlerimi sunar. Fuarda stand açan tüm firmalarımıza teşekkür eder. Hayırlı işler dilerim. Saygılar sunarım. Fuarın yapımında emeği geçen Sümer Vakfı'nın kıymetli müdür mütevekkili heyetine ve Sayın Kaymakamımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Satıcı ile tedarikçiyi, tüketici ile alıcıyı buluşturan fuarlar bugünün iktisadi hayatı içinde şehirlerin ve tüm ülkelerin ekonomilerinde tartışılmaz bir yere sahiptir. Bu anlamda yoğun uğraşlar sonucunda organize edilen Nazilli ve Tarım Fuarı'nda Nazilli'nin ekonomik olarak canlanmasına ve gelişmesine katkı sağlamaktadır. Bu vesileyle düzenlemiş olan fuarın tüm üreticilerimize, tüccar ve işletmecilerimize bol kazanç getirmesini temenni eder, saygılarımı sunarım. Altıncısı düzenlenen Tarım Fuarı'na hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tarım Fuarı her geçen yıl üzerine artıyı katarak gitmekte. Bunda da en büyük emek Sayın Kaymakamımızla, sizin huzurunuzda Sayın Kaymakamımıza tekrar teşekkür etmek istiyorum. Eğer kendisinin bu çabaları olmasa bu noktaya gelemezdik. Burada şu anda katılım gösteren bütün katılımcılara ticaretinde ve bu vesileyle buraya gelen çiftçilerimizin son teknolojik ürünler vasıtasıyla ürünün aşamasında katma değer üreteceği düşünerek hepsine çok teşekkür ediyorum. Bizden Nazilli Ticaret Odası olarak ve meclisimiz, yönetim üyelerimiz olarak bu tip fuar ve organizasyonlara her anlamda maddi manevi destek vermeye çalışan bir kurumuz. Bunu hem Nazilli'de hem yurt dışı fuarlarında stand alarak, yani bunu özellikle söylemek istiyorum, yurt dışında Aydın bölgesinde Türkiye'de de sayılı stand alıp üyelerinin ürünlerini götüren tek Nazilli Ticaret Odası var. Bundan tabii ki övüş duyuyoruz. Bunu birçok farklı odalarımız da yapabilir. İnşallah biz öncüsü oluruz. Çünkü sonuçta meslek örgütlerinin amacı önderlik yapmak, bir şekilde önünü açmaktır. Biz de elimizden geldiğinde buna çaba sarf ediyoruz. Bu sene özellikle 6.sı düzenlenen fuarda şu anda gördüğünüz üzere fuar alanı tamamen dolmuş vaziyette. Benim her bu mikrofona çıktığımda söylediğim söylenme ben devam ediyorum tekrar. Bizim bir dahaki dönem artık yeni bir fuar alanının farz olduğunu düşünüyorum. Yani düne kadar yeterli değildi ama şu anda sizler de gördüğünüz gibi yani burada bile sığmakta bir sorun yaşıyoruz. Bir dahaki dönem inşallah belediye başkanımız bir dahaki sene bu zamanlarda bu fuar alanını tasarlar,
Bu fuarının sayesinde gelecekte biz hem uluslararası noktaya taşırız hep beraber diye düşünüyorum. Çok da uzatmak istemiyorum. Bu arada kadın geliştiren kurulumuz da burada. Onlara da katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Biz bildiğiniz üzere standlarda da mümkün mertebe kadın geliştiricilerimize standlara destek olmaya da gayret ediyoruz olarak. Bu da inşallah örnek olur bütün esnaf odalarımıza ve diğer odalarımıza bu konuda katkı sağlarlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Fuara katılan herkese, bütün üreticiler ve tüketicilere Allah'ın hayırlı bol kazanç nasip etsin. Saygılar sunarım. İnşallah bu 160.sı olur, 320.sı olur. Ama ben gördüğümü de söyleyeyim. Sayın Başkan'ın da dile getirdiği öncelikle fuar alanı çok önemli. Ama ondan sonra, fuar alanından sonra da bu fuarı uluslararası alana taşımak önemli. Biz yurt dışına fuarlara gidiyoruz. Oralarda yıllar önce gittiğimizde Aydın'da da görmek mümkün değildi. Onu bırak fuarları dahi doğru dürüst tanımıyordu. Ama şimdi hükümetimizin de verdiği destekle fuar organizasyonlarına da çok büyük destekler var. Katılımları da görüyorum. Nazilli bu fuarı kucaklamış. Nazilli'mizi de tebrik ediyorum. Bu fuar inşallah uluslararası zemine taşımayı nasip olur hep beraber. Ben bu konuda emeği geçen, fuarın organizasyonu emeği geçen herkesi, başta Kaymakam Bey'imizi tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Yeryüzünün altındaki en güzel şehirde, Aydın'da, Nazilli'de sizlerle beraber olmak, sizleri selamlamak ve sizlere hitap etmekten dolayı çok mutlu olduğumu, şeref duyduğumu bilmenizi isteyerek sözlerime başlamak istiyorum. Fuarlar bildiğiniz gibi tanıtımda çok önemlidir. Ve bugün de 6.sını bu fuarın yapıyoruz. İnşallah devamı gelir. Ben Nazilli özelinde birkaç cümle kurmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Nazilli bizim en önemli ilçelerimizden, tarımsal üretimi en yüksek olan ilçelerimizden birisidir. Yaklaşık 66.400 hektar yüz ölçüme, 30.717 hektar tarım arazisine, ki bunun da 13.000 hektarı da sulanan tarım arazisine sahiptir. Yine Nazilli, 10.000 tona yaklaşan kestanesi ki Aydın olarak 23.000 tonu biz üretiyoruz ki yarısına yakınıdır. 55.000 tonu geçen yaş incir ki 250.000 ton Aydın olarak üretiyoruz, 5'te biridir. 29.000 büyükbaş, 25.000 küçükbaş, 23.000 adette arlı kovan ve 288.000 kanatlıyı üreten bir ilçemizdir. Fuarla ilgili ilave şunları da söylemek istiyorum. İnşallah fuarlar devam eder, tanıtımına katkıda bulunur. Fuara katılan firmalarımız da gün geçtikçe artar. Bu fuarın sonrasında da çiftçilerimiz, üreticilerimiz modern tarım teknikleriyle tanışaraktan Aydın tarımını ki tarımın başkentlerinden birisidir, birkaç kat yukarıya hep beraber çıkartırız. Bu duygularla fuara katılımınızdan dolayı, fuara katkılarınızdan dolayı emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Bugün büyük bir mutluluğu ve gururu hep birlikte yaşıyoruz. Az önce ana giriş kapısından giriş yaptığımızda arkadaşlarıma sordum. Kaç kişi ziyaret etti? Saat 10 ile 14 arasında, yani açılış yapılmadan bile önce 7.000 kişi sadece bir giriş kapısından girdi. Bu Nazilli tarihi açısından emsalsiz bir öyle büyük bir başarıdır. Bu başarının ortaya çıkmasında büyük emekleri, fikriyatı ve desteklerinden dolayı Sayın Kaymakamımıza tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Kapalı otoparkın orada bu fuarı gerçekleştirelim dediğinde hepimiz mütereddittik. Mütevelli heyet olarak.
olur mu, olmaz mı? Ama Şirin Evler pazar yeri buranın üçte bir büyüklüğündeydi. Süreç içerisinde her arkadaşımızın görev süresi içerisinde kıymetli işler yapılmıştır. Emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ama Nazire'nin yüzyılı başlamıştır. Bu başlayan yüzyılın adımları da böyle tek tek sayın kaymakamımızla, oda başkanlarımızla, STK'larımızla, muhtarlarımızla, daire müdürlerimiz de burada, ilçe müdürlerimiz de var. Onlara da çok çok teşekkür ediyorum. Onların da çok büyük bir katkısı oluyor. Ortak paydaşlıkla bu iş gelişiyor. Ne bir kişinin başarısıdır ne de başka bir yapının başarısıdır. Nazire'de hep birlikte olabilmenin kıvancını burada yaşıyoruz. Fikren aynı şeyleri düşünmesek de masanın başına oturduğumuzda Nazire için ne yapılması gerekiyorsa onları yaptık. Keşke kamu alanları, fuar alanları olarak yapılacak yerler, konut alanları olarak plan tadilatları yapıldığında arkadaşlarımızın sesi çıksaydı da orada fuar alanı olarak bugün uluslararası fuarların da yapılabileceği yerler olsaydı. Ama o gün hiç sesi çıkmayan arkadaşlarımız bizim belki günahimliğimizden her seferinde bu konuyu gündeme getiriyorlar. İnşallah bunları da çözebilecek yapıya sahibiz. Arkadaşlarımız burada, Aydın'daki başkanımız da burada, Nazire'deki genişleyen, büyüyen alanları oluşturacak ama Büyük Menderes Havzası tarım alanıdır. Orada yapılaşmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Şehrimiz süpermarketle sanayileşmeye başlamıştır. Bunun devam etmesi gerekiyor. İkinci organize sanayi bölgesi, serbest ticaret bölgesi sayın milletvekillerimizin de destekleriyle inşallah gerçekleşecek. Yine sanayi yatırımları nazirimizde devam edecektir. Ama ovanın, zeytin ağaçlarının, incir ağaçlarının korunması gerekmektedir. Biz Nazilli Belediyesi olarak üzerimize düşen her şeyi yapmaktayız. İlk başladığımızda 20 bin fidan, bir sonraki sene 30 bin fidan, bu sene yine 30 bin fidan dağıtıyoruz. İnşallah gelecek sene 50 bin üzerinde fidanı üreticilerimizle buluşturacağız. Nazilli Belediyesi olarak hem sulamada, şehirde, köyde, tarımsal alanların ulaşılabilir olmasında, yolların yapılmasında üzerimize düşen her şeyi yapıyoruz. Bu konuda bütün arkadaşlarım, tarım müdürlüğündeki arkadaşlarımız, başkan yardımcısı arkadaşlarımız, daire müdürü arkadaşlarımız ve birimlerle çalışan bütün arkadaşlarımız emeklerini sarf ediyor. Ben konuşmalarımı daha fazla uzatmak istemiyorum. Altıncısını düzenlediğimiz bugün de inşallah gelecek yıl bu vakitlerde tarım fuarımızın yedincisini daha güzel, daha büyük, daha güçlü, daha faydalı bir şekilde gerçekleştirmek dileğiyle sizleri selamlıyorum. Ben toparlayıcı bir konuşma yapmak istiyorum. Kısa. Bizim en önemli kıymetimiz, değerimiz vatanımız. Ve vatanımızın bu güzide parçasında Nazilli'de yapılacak bütün faaliyetlerin en güzelini yapılması gayreti içerisindeyiz. Ve benim bu görmüş olduğum tablo yaptığımız şeylerin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Birlik ve beraberlik içerisinde nasıl sonuçlar elde edebileceğimizi gösteriyor. Ben bugün bunun umudunu sizlerle beraber yaşamaktayım. Tabii ki bölgemiz ülke ekonomimize hem de ihracatına önemli tarım girdileri olan kıymetli verimli toprakların bulunduğu, tarımın önemli olduğu bir bölge. Dolayısıyla tarım fuarı da bu anlamda çok kıymetli, çok önemli. Ben fuarımıza iştirak eden bütün firmalarımızı tebrik ediyorum. Bütün katılımcılara, ziyaretçilere verimli bir fuar ziyareti olmasını temenni ediyorum. Ve özellikle de bu fuarın gerçekleşmesinde emeği geçen bütün kurum, kuruluş ve çalışma arkadaşımıza teşekkür ve emeklerini sunuyorum. Özellikle nazimizi ziyarete gelen kıymetli misafirimizin sayın vekilimiz başta olmak üzere bizleri onurlandırdılar, bizi daha güçlü kıldılar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Fuarımızın haddini bilerek bölge fuarları içerisinde parmakla gösterilen bir fuar olarak hazır olması en büyük temennimiz. Ama konuşmacımız zikrettiği gibi her geçen gün halkı büyüterek sahip olduğu değerleri daha üst noktaya çıkartarak daha güzel günlerde fuarlarda bir olmayı Allah'ımız nasip etsin bizlere. Hepinizi tekrar saygımla selamlıyorum. Keyifli bir fuar diliyorum hepinize. Genel olarak fuarımızı nasıl buldunuz?
Fuarımız Nazilli Tarım Hayvancılık Fuarımız 6. fuarını yapmakta. Ama her geçen sene daha da katılımcılarımız, müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz çoğalmakta. Bu yıl 2023 yılındaki fuarımızda 70'in üzerinde katılımcımız mevcut. Sizin de gördüğünüz gibi hem kalabalık hem de firmaları almıyor. Yani başka bir fuar alanları, daha büyük fuar alanlarına ihtiyacının olduğunu Nazilli ve Nazilli halkı gördü yani. Peki eksik gördüğünüz yerleri var mı fuarımızın? Bahsetmek ister misiniz? İşte eksik gördüğümüz yerler değil, fazla gördüğümüz yerler var. Artık fuarın dışına çıkmaya başladı standlarımız. 6000 metrekarelik fuar alanımız yetersiz kalıyor. Daha da büyümemiz için bizler de ziraat odası olarak desteklerimizi yapacağız bu konuda. Daha da büyük, daha özel, uluslararası bir fuar alanına ihtiyacımız var. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey ya da vermek istediğiniz bir tavsiye var mı? Yok, şu anda çok teşekkür ederim sizler de. Beni bu imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. İyi eğlenceler dileriz. Düzenlenen fuarı nasıl buldunuz peki? Bana göre başarılı. Bu 6.'sı bildiğiniz üzere. Yani son yıllardaki en başarılı fuar diyebiliriz. Katılımcı açısından her anlamda başarılı. İnşallah bir dahakisine daha iyi, daha bol katılımın olduğu bir fuar olur. Bu da tabii demin de söyledim ben, aynı şeyi yine tekrar ediyorum. Bizim tertipli, düzenli fuar alanına ihtiyacımız var. Panayır alanı değil. Burası yarı panayır alanı gibi oluyor. Artık uluslararası farklı ve büyük düşünüyorsanız muhakkak ki daha donanımlı, fiziki şartları yerinde bir fuar alanı olması gerekiyor. İnşallah bir dahaki dönemde yapılır fuar alanı. Biz de daha çok fuar düzenleyerek Nazilli'nin ve bölgenin tanıtımına katkı veririz. Çünkü fuarlar hepinizin bildiği üzere tanıtım anlamında da çok büyük etkisi olan organizasyonlar. İnşallah bu gerçekleşir. Biz de bu konuda Nazilli Ticaret olarak elimizden geleni de yapmaya hazırız zaten ve yapıyoruz. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. İyi eğlenceler dilerim. Sağ olun sizlere de. Beni sizin vasıtanızla üyelerimize bir nefes, bir sesimizi iletmek konusunda vermiş olduğunuz imkan için ben size teşekkür ederim. Saygılar. Fuarımızı nasıl buldunuz? Fuar Nazilli için güzel bir adım oluyor. Sosyal aktivite olarak zaten görüldüğü gibi kalabalık. Nazilli insanımız böyle şeylere biraz daha yoğunluk gösterirse daha da güzel olur. Farklı dallarda da olabilir. Sadece tarım ve fuar değil, teknoloji de olabilir, bilim olabilir, fuar olabilir. Daha farklı sektörlerde olabilir. Olursa daha da güzel olur diye düşünüyorum. Düzenlenen fuardan memnun musunuz? Yani bunu sonuç olarak pazartesi görülür. Sonuçta dışarıdan gelen ticaretle uğraşan arkadaşlarımız nasıl, hani buraya geldiklerine değdi mi gibi soruları onlara sormak lazım aslında. Normal sıradan bir vatandaş olarak evet, dışarıdan baktığım zaman her şey yolunda gibi gözüküyor. Katılımınız için çok teşekkür ederim. İyi eğlenceler dileriz. Kolay gelsin. Fuarımızı nasıl buldunuz? Fuar çok güzel. Benim 4. yılım zaten. 4 yıldır katılıyorum. Örkop'un standındayım şu an. Teşekkür ediyorum kendilerine. Yani memnunuz. Şu an çok da kalabalık. Yağmur olmasına rağmen bu kadar kalabalıkta beklemiyorduk ama şu an güzel geçiyor. Yani teşekkür ediyorum yetkililere. Ben teşekkür ederim verdiğiniz cevaplar için. İyi eğlenceler dilerim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet, çok güzel bir fuar. Yani yapılması gerekiyor. Her zaman istiyoruz böyle şeylerin olmasını. Özellikle de çocukların böyle ortamlarda bulunmasını çok isterim. Eksik gördüğünüz yanlar var mı? Şu an yok gibi ama mesela traktör kısmına gittik. Çok güzeldi ama çocuklar için onların minyatürlerini görmek isterdim. Güzel ama yine de çok güzel, çok memnun kaldım. Katılımınız için çok teşekkür ederim. İyi eğlenceleriniz. Teşekkürler. Siz de iyi çalışmalar. Çok teşekkürler. Merhaba. Merhaba. Güzel. Her şey yolunda. Mükemmel. Memnunsunuz. Tabii. Yani tanıtım iyi. Tanıtım noktaları sorun yok. Eksik gördüğünüz yanları var. Şu an eksik görülen bir şey yok. Her şey dört yok. Gidiyor. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sizi kolay gelsin. Aferin sana.
Fuarımızı nasıl buldunuz? Şimdi geçen yıllara göre çok daha kalabalık, çok daha ilginin olduğu bir fuar. Tabi bu belki de hava durumunun şartlarının iyi olmasından kaynaklı olabilir. Tanıtımının iyi yapıldığını düşünüyorum. Özellikle açılışının cumartesi olması, bugün olması çok daha iyi olmuş. Tüm sivil toplum kuruluşları, tarım camiası, çiftçiler, üreticiler hep ziyaretçilerimiz oldular. Ben çok olumlu buldum. Nazilli'nin ve Nazilli tarımının tanıtımı için çok güzel ve pozitif bir tanıtımdı. Teşekkür ederim. Eksik bulduğunuz yönleri var mı peki? Tabii Nazilli'mizin bir fuar alanına ihtiyacı var. Çünkü bugün hava iyi ama biraz daha soğuk olsaydı insanlarımız bu otopark olarak kullanılan, pazar yeri olarak kullanılan bu yerde biraz mağdur olabilirlerdi, biraz üşüyebilirlerdi. O yüzden inşallah ilerleyen yıllarda Nazilli'mizin daha kopya, daha uygun bir fuar alanı olursa çok daha elverişli ortamlarda, çok daha kalabalık, çok daha bizlere tanıtımımıza fırsat bulacak alanı bulabiliriz diye düşünüyorum. Bir tek fuar alanımızın sıkıntılı olması, farklı amaçlarla kullanılan bir alanda, açık bir alanda yapılması, hava şartlarının uygun olup olmamasını bağlıyor. Bir tek sorun budur. Başkanım! Başkanım! Ali Bey'le. Tamam. Eğleneceğiz mi? Çay içelim. Neler kural kuralım? Kahveyle. Giz başkanım. Bastırırken şu şekilde değil de şöyle yukarıya doğru bir kuvvet uygulamamız lazım. Bu şekilde orada gidiyor. Diyafram kasını yukarıya doğru uygulamamız lazım.
Beni de çeken bir kişi. Şu anda zaten geçiş sıkıntıları olduğu için bunlar. Tabii güne geri kalanların hepsini sabitledim Sayın Kaymakam. 4500 artı sınav var. Bu zamanda soba yapıyor. Böyle yapıyor. Evet. 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 Ev
Cazip geliyor insanlara. Aa böcek yemiyor. Neydi olsun. İlaç atmıyorsun. İlaç atılmıyor. İlaç masrafları düşüyor. Düşmek zorunda kalıyorsun. Yani böylece fakir ülkeleri birbirine bağlıyorlar yani. Amerika gibi ülkeler. Evet. Onların artık tarımını sömürüyor. Abbas Atabey, firmamız Aras Time ilaç yem imalat, premix üretimi yapıyoruz. Hayvansal vitamin mineral, hayvancılığın tüm dallarında, küçük baş, büyük baş, kanatlı grubumuz, balık, yani bildiğiniz bütün hayvancılığa hitap ediyoruz. Türkiye geneli bir çalışmamız var, Aydın'da şubelerimiz var. 10-12 ülke ihracat yapıyoruz. Kalitemizle devam ediyoruz. Evet, şimdi hayvanlıkta yem katkı maddeleri üretiyorum dediğimiz. Bunun içerisinde neler var? Neden hayvanlıkta yem katkı maddeleri üretmek zorunda?
Şimdi hayvanlarda vitamin mineral eksikliği sürekli oluştuğu, yemlerde yeterli besin maddesi olmadığı, yani yemler hayvanı tamamlamıyor, eksiklik kalıyor. Çünkü süt verimi var, besicilikte zaman zaman yetersiz kalıyor yem. Belli bir besiciliğin belli bir sürecinden sonra artık hayvanlar yemden kesiliyor. Biz bu katkı maddeleriyle bu performansı yükseltir, iştah açar, hayvanı daha çok yeme yönlendirir. Ondan dolayı kilo artışı, yani besicilikte kilo artışı, süt çocukta da hem süt artışı, süt verimini artırır, hem de yani hayvanların bütün eksiklerini tamamlayıp normal bir düzene mesela eksiklik olduğu zaman, vitamin mineral eksikliği hayvanlarda olduğu zaman, yani sütünden tut, hastalığından tut, artı mesela hayvan belli bir süreçten sonra doğaya gelmesi gerekiyor, bağırsamıyor. Yani bunlar hepsi eksikliktir. Biz yani hayvancıların tamamına bütün eksikliklerini tamamlayıp normal bir düzene sokuyoruz. Yani bunu sağlıklı hayvan her zaman üretimi daha fazla artar diyebilir miyiz? Bu yaptığımız destek verdiğimiz yem katkı maddeleriyle hayvanların sağlığı birimi artıyor ve bu da verime hem ette hem de süt verime yansıtıyor. Doğrudur. Peki nerelerde firmalarımız var? Yani nereye kadar başlıyor? Şimdi Türkiye'de yani tamamını çalışıyoruz diyebilirim. Tabii ki şubeleşme adına değil, şu anda mesela Mersin'de bir şubemiz var. Merkez Diyarbakır olduğu için Güneydoğu, Doğu Anadolu kendi elemanlarımız sahada çalışıyor. Şeydeki Mersin'deki Adana, Mersin, Konya'ya kadar geliyor. Burada Aydın'da şubemiz var. Ege bölgesinin tamamını çalışıyoruz. Ağırlıklı biraz da ihracata yönelik çalıştığımız için yavaş yavaş adım adım ilerlemeye çalışıyoruz. Yani Türkiye'de hayvancılıkta şu anda katkınız olmaya başlayacak yani ihracattan. Yani şimdi ihracattan feragat edip Türkiye'ye biraz kaliteli mal sunmaya çalışıyoruz. Tabii ki şurada şunu diyeceğim, bütün tüketicilerimiz mesela ürün alırken sorgulayıp almaları, her önüne gelen ürünleri kullanmamalı. Kullandığı üründen emin olmalı. Yani bunları sürekli çiftçilerimiz, üreticilerimizin sorgulanması gerekiyor. Yani hedefimiz şu. Tabii ki durmak yok, yola devam diyoruz. Hem Türkiye genelinde hem de ne kadar ülke katabiliriz. Daha çok ülkelere ihracat. Yani ne kadar kapasite yükseltirsek, ne kadar daha çok üretim yapırsak o kadar daha çok kazanıyoruz demektir. Hem Türkiye hayvancılığı adına hem kaliteli bir ürün sunmak için. Yani Türkiye'de ne kadar yere gidersek o kadar kalite yükselir. Burada Nadir Tarım Fuarımıza katıldınız, Altıncı Tarım Fuarımıza. Bir yandan da öğrencilere destek için geldiniz, burada oldunuz. Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz. Buradan üreticilerimizin de sahip edelim. Yani üreticilerine şu mesajı vereyim, her zaman dediğim gibi kalite. Kaliteli üretim, kaliteli beslemeden geliyor. Üreticilerimiz bilinçli üretime davet ediyorum. Lütfen herkes sorgulayıp, yani kendi çapında sorgulayıp ondan sonra hayvanlarına ona göre baksınlar. Çünkü çok yer geziyorum, sadece Türkiye değil yani, yurt dışına da kaç ülkelere gidiyoruz. Türkiye genelinde de gittiğimiz yerlerde önemli olan bilinçli yapmak. Bu yaptığınız işi bilmek. Yani nereden aldığınızı bilmek. Tabii ki yani nerede ürün aldığını bileceksin ve kendi hayvanlarına nasıl besleyeceğini, yani şimdi bizim üreticilerimiz premix dediğiniz zaman ekstra bir maliyet olarak görüyor. Asla değil. Bir hayvanın ne kadar yeme ihtiyacı varsa o kadar da premix'e ihtiyacı vardır. Çünkü siz hayvandan verim alıyorsunuz ama hayvana herhangi bir katkıda bulunmuyorsunuz. Belli bir süreden sonra o hayvan hastalanır, zayıflanır, verim düşüklüğüne neden olur. Kâr edeceğime derken zarar ediyor. Aslında bizim üreticilerimiz bunun farkında değil. Tabii ki sahada bütün ekibimizle beraber ürünümüzün de arkasındayız. Ve sattığımız her yere de takibini yapıp gidip kontrolleri de yapıyoruz. Herhangi bir sorunda
önümüz arkasındayız. Peki, yani başka bir şey yoksa ben teşekkür ederim. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Merhabalar, Kamil Aksay ben, elektrik mühendisiyim. 2013 yılında bu şirketi kurdum. Uzun süredir güneş enerji sektöründe projelendirme, elektrik projeleri kısmında halkımıza ve bölgeye hizmet vermeye devam ediyoruz. Asıl amacımız tüm dünyada olduğu şekilde yeşil enerjiye destek vermek, her çatıda olmak, insanların enerji kısmını fosil yakıtlardan değil, yenilebilir enerji kaynaklarından insanlara yeşil enerjiyi vermek, yeşil enerji kavramını oturtmak, karbon salınımını engellemek, her kurduğumuz panelle bir ağaca katkıda bulunmak ve dünyayı daha yaşanabilir kılmak için 2013'ten beri bölgeye hizmet vermeye devam ediyoruz. Evet, bir nazili firmasıyız. Yerli firmayız. Bünyemizde neler var? Bünyemizde projelendirme işlemleri yapıyoruz. Elektrik projelerini yapıyoruz. Mühendis arkadaşlarımız var, elektrik mühendis arkadaşlarımız. Güneş enerjisiyle ilgili olarak tüm sektörlerde varız. Güneşten elektrikle ilgili işlemler yapıyoruz. Aynı zamanda yapı bölümümüz de var. Enerji müteahhitliği, bina müteahhitliği de yapıyoruz. Toplamda 10 senedir bu sektörde tüm halkımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. O zaman ekonomik açıdan da hem temiz enerji, yeşil enerji diyorsunuz. Peki maliyet olarak ne kadar sürede amorti ediyor ve avantajları neler? Şöyle anlatayım. Şu an her evde bir elektrik ihtiyacı var. Elektriksiz yaşam devam edemiyor. Ama bunun üretilmesiyle ilgili bir maliyet var. Bundan ilk işe başladığımız zaman da maliyetlerimiz çok yüksekti. Ama son birkaç senedir Türkiye'de özellikle panel firmalarının çoğalması, bu sektöre herkesin katkıda bulunmasından kaynaklı olarak maliyetlerimiz ciddi anlamda azaldı. Ortalama bir ev için mesela yaptığımız bir sistemde 4 yıllık bir süre gibi bir süreçte ya da maksimum 5 yıllık bir süreçte sistemin kapasitesine bağlı olarak sistem kendini amorti ediyor. Şu an biliyorsunuz ülkelerin şartları vesairelerde 4 yıl ve 5 yıllık bir sürede yatırımın geri dönüş süresi en makul yatırım oluyor. Aynı zamanda çevreye katkıda bulunmuş oluyoruz. Biz de buna vesile olabiliyorsak, katkıda bulunabiliyorsak firma olarak ne mutlu bize. Bölge olarak bizim eksiğimiz nedir bu yeşil enerjide? Yeşil enerjide şu an bizim buna daha fazla tanıtım yapmamız gerekiyor. Her çatıda olmamız gerekiyor. Yani biz bir güneş memleketindeyiz aslında. Ege sıcacık, bizi ısıtan bir memleket. Her çatıda olursak o kadar verimli ki, yani bu bölge için söylüyorum. Şu an evde kullandığımız klimadan, sobaya, elektriğe, yaktığımız lambaya kadar her şeyi çatıda karşılayabiliriz. Bizim amacımız da zaten her çatıda olabilmek. Firma olarak değil, tüm firmalar bu sektör olarak her çatıya bunu uygulayabilmek. Ki dünyanın daha yaşanabilir bir hale gelmesi, çocuklarımıza, torunlarımıza daha güzel bir gelecek bırakmak asıl amacımız. Evet, güzel bir fikir, düşünceyle yola çıkmışsınız. Gerçekten sizlere tebrik ediyorum bu konuda. Bir de bölgemiz tarım bölgesi. Aydın yılda dört mevsim doğru anlam bir yer. Ve enerji ihtiyacımız var. Her yerde elektrik yok. Doğrudur. Ulaşmadığı mesela yüksek rakımlarda ovada, Büyük Menderes Havzası'nda, Aydın Dağları'nda, Madran Dağları'nda, Karila Dağları'nda bunlar nasıl bir sistem yapıyorsunuz? Burada tarımsal sulamalarda özellikle biliyorsunuz ki şu an su krizine de giriyoruz. İnsanlar vahşi sulamadan artık damlama sulamaya geçiyorlar. Biz de burada katkıda bulunmak istiyoruz. Dalgıç pompalar, kuyulardan çekilen sular, bunlar da araziye kurmuş olduğumuz GES'lerde insanların su ihtiyaçlarını pompaların çalıştırması için sistemler kuruyoruz. İncir ve diğer zeytin gibi bölgemizde bahçede kalınarak yapılan çalışmalarda küçük çaplı evlerimiz oluyor, bağ bahçe evlerimiz oluyor. Bunların elektrik gitmesi çok zor, dağıtım şebekelerinin çekilmesi çok zor. Çünkü bahsettiğiniz gibi dağların başında. Burada da insanların buzdolabıdır, TV aydınlatma gibi günlük ihtiyaçlarını karşılamak için off-grid sistemler dediğimiz akülü sistemlerle, lityum bataryalı sistemlerle hizmet vermeye devam ediyoruz. Evet, yani kesintisiz elektrik enerjisi montajını yapıyorsunuz ve arkasındasınız firma olarak sonuna tabii kadar. Ki. Yerli firma olarak da hep muhatap olarak siz tabii yanındasınız. Tabii ki. Bize nasip olursa devam edebilirsek şu an 10 yıllık hizmet süremiz var. Bir 10 yıl daha devam etmek istiyoruz. Bir de dediğimiz gibi çevre ve dünya ile ilgili bir derdimiz var. Bu çevreyi, bu dünyayı daha yaşanabilir kılmak.
Fosil yakıtlardan değil artık yenilenebilir enerji kaynaklarından biz bu elektrik enerjisini üretmek istiyoruz. Bizimle ilgili insanlar bize ulaşmak isterlerse sosyal mecralardan, diğer mecralardan ulaşılabilirler. Biz firma olarak bu misyon, bu vizyon şeklinde şu an mühendis ekibimiz, teknik kadromuzla birlikte 10 yıllık verdik hizmetin kalitesini devam ettirerek kaliteli hizmet... Nazilimizin girişimci kadınları oldukça ünlü. Sadece Türkiye'de değil, dünyada ünlü. Şu anda da yine Nazilli bir girişimci bayanımızın yanındayız. Kendisi neler yapıyor bir görelim. Fuardayız zaten. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Teşekkür ederim. İsmim Nurcan Karakaş. Nurcan Hanım doğal ürünleri imalatçısıyım. Ürünlerimi şöyle tanıtayım. Evet, çok iyi olur. Taze incir reçeli, çıtır kabak reçeli, vişne reçeli, mürdüm eriği, süt reçeli, mandalina reçeli, çilek reçeli, kabak marmalatı, acı biber reçeli, ev yapımı çemenimiz, turunç reçeli, çam kuzalar. Yine ürünlerimize yeni bir tat ekledik. Şöyle bakın. Muhteşem bir tat. Benim az önce tattığım. Evet, evet. Pancar reçeli. Biz tatlısı diyoruz. Siz reçel değil. Ama harika. Hem renginden dolayı antioksidan, hem kök bitkisi olduğu için çok faydalı bir reçelimiz. Şöyle kavanozdaki durumunu da göstereyim. Reçellerimizin içine bunu da ekledik. Herkese tavsiye ediyorum. Afiyetle yiyin, sağlıklı kalın. Evet, Nurcan Hanım şimdi az önce saydınız hepsini. Evet. Gerçekten bunların hepsi sağlıklı ürün. Sağlıklı, Aydın'ımızın doğal. Evet. Doğal lezzetleriyle birlikte zaten Türkiye'deki yetişen birçok şeyi de burada bünyenizi barındırmışsınız. Yani mesela incirimiz var burada. Kabak zaten bölgemizin de vazgeçilmezlerinden. Şimdi pancar zaten besin değeri çok yüksek bir şey. Kanser tedavisinde de çok faydalı olduğu için. Önemli olan reçel değil, yani faydalı ürünler üretmek amacımız. Hiçbir katkı maddesi, gıda boyası kullanmadan ürünlerimizi piyasaya sunuyoruz. Bunun gibi birçok reçelimiz var. Onlara da geleceğim. Önce şunu sorayım. Ne kadar yıldır yapıyorsunuz bu işi? Nasıl oldu bu? Yaklaşık 12 yıldır yapıyorum. Daha önce evimde hobi olarak başlamıştım. Oğlumla birlikte daha sonra kahvaltı salonu işletmeye başladık. Bu arada tabii ki ürünleri salçasından reçeline kadar hepsini kendim hazırladığım için gelen müşterilerimiz sordular. Kiminle çalışıyorsunuz diye. Annem yapıyor dediği için. Orada siparişlerimiz, bize de yapar mısınız dediler. O şekilde ürünlerimi 2 kiloyla 1 kiloyla başladığımı şimdi kazan kazan işletmemi açtım. İş yerimde yapıyorum. Sağlıklı bir şekilde, hijyen bir şekilde ürünlerimi üretiyorum. Tek başınızda mısınız yoksa yanınızda çalışan var mı? Çalışanlarımız var. Evet. Yani istihdam da sağlıyorsunuz. Evet, istihdam sağlıyoruz. Evet, peki o zaman gezelim, nelerimiz var? Tabii, buyurun. Yine meşhur kozalak reçelimiz şöyle. Bu da astım, bronşit, nefes darlığı, üst solunum yolları için faydalı olan çam kozalak şurubumuz. Yani oldukça zengin bir ürün yaptığımız var. Yine süt reçelimiz. Kalsiyum içerikli, çocuklarımız için de çok faydalı. Aynı zamanda Nescafe'nin içinde süt dozu yerini de kullanabiliyorsunuz. Yine acı biber reçelimiz, evet. Hem renginden dolayı hem sağlık açısından kalp dostu diyebiliriz acı biber reçelimiz. Yine meşhur çıtır kabak reçelimiz. Evet, yöremize özgü, sizin evet favoriniz olan Ali Bey. Orman meyvesi olan... pardon. Evet, evet. Böğürtlen reçelimiz. Bunu çok seviyoruz. Evet. Ayrı bir şey olmuş. Yine yöremize özgü Aydın'ın olmazsa olmaz incir reçeli, taze incir reçeli. Şöyle sırayla gidelim. Bu da ham incir reçeli. Kaç burada, çeşit var şu anda hatırlıyor musunuz? Şu anda yani 80 çeşit reçelimiz 80 çeşit. Var. Evet. Peki, ama nasıl baş ediyorsunuz bu kadar? Mevsimine göre taze taze üretiyorum. Her şeyi mevsimde yapmak gerekiyor. Ham maddesini bulduğumuz sebzenin, meyvenin, domatesdir, biberdir, patlıcandır hepsinin yapıyoruz. Peki nasıl bir özellik arıyorsunuz bu ürünleri yaparken? Önce ham maddenin taze ve sağlıklı olmasını, hiçbir koruyucu, katkı maddesi, gıda boyası kullanmadan ürünlerimi hazırlıyorum hijyen bir şekilde. Ürünümün önce taze ve sağlıklı olması lazım.
şekerini yakmadan bazı reçellerimizi güneşli kıvama aldırıyoruz. Bu şekilde üretmeye devam ediyoruz. Biz sizin bu ürünleri gördükçe çok mutlu olduk. Gerçekten Aydın'ımızın bu kadar fazla çeşit ürün olduğunu reçelleriyle de anlamış olduk. Emeklerinize sağlık. Karpuz kabuğu reçelimiz. Çeşidimiz çok. Herkese sayfamızı takip etsinler. Nurcan Hanım doğal ürünlerini tatmaya, tanışmaya herkese bekliyoruz. Fuarımıza katılarak renk verdiğiniz için biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Ürünler inşallah daha fazla şekilde de 80 değil 180 olsun, 200 olsun. Ama ürünlerimiz bolca sizin elleriniz, hünerli ellerinizden çok tüketicimize sunulsun istiyoruz. Sağ olun, çok teşekkürler, saygılar. Thank you.